Gezi Yurdu Rotası bir sosyal sorumluluk çalışması. Aslında bir sosyal zorunluluk bu. Biz Türkmen kardeşlerimizle bu projede birlikte olacağız. 8A sınıf olarak. 10 tane Türkmen evladı şu an bizimle misafir olacaklar. Burada 3 gün geçirecekler. Bu 3 gün süre zarfında buradaki öğrencilerimizle birlikte sosyal etkinliklerde, sosyal sorumluluklarda bulunacaklar. Buradaki asıl amacımız kimsesizlik vurgusu değil, birliktelik vurgusu. Birlikte daha güçlüyüz, daha bir aileyiz ve kardeşiz vurgusunu ön plana çıkartacağız. Burada birlikte bowling oynayacaklar, berber kuaför etkinliği yapacaklar, 3D sinema filmi izleyecekler, aynı zamanda sportif etkinliklerde bulunacaklar. Burada Türkçe ve tarih çalıştayları yapacağız. Türkçe tarih çalıştaylarının yanında bilim ve teknoloji alanında da faaliyetlerde bulunacaklar 3 gün süresi boyunca. Tabii ki Balıkesir'in kültürel dokusuna da orada değinmiş olacağız. Projenin temel amacı kardeşlik ve birlik duygusu. Bu duygunun ve yan yana durma duygusu. Bunun yansımasını sağlayacağız. Merhaba, ben Zafer Uluşçaban. Burada bu proje sayesinde kardeşlerimizle buluştuk. Çok mutluyum. İki proje var. Burada kardeşlerimizin hayatında daha iyi bir 3 gün geçirmeleri için, üzerlerinden bomba geçmemeleri için bir proje çalışması başlattık. Senin üstünde bir görev var mı Uluç proje? Ben burada bowling ve sportif etkinliklerde görev aldım. Gelen grubu paylaşacaksınız aranızda. Evet. Kaç kişiyle çalışacaksınız sen? Ben bir kişiyle çalışacağım. Bir kişiyle birebir spor mu yapacaksınız? Spor ve bowling. Anladım. Peki, teşekkür ederim Uluç. Ben Ece Zeynep. Bugün bu projeyle Türkmen kardeşlerimizle buluştuk. Projemizin asıl amacı oradaki durumu onlara unutturmak, yaşadıklarını bir süre olsun onlara unutturmak ve daha mutlu bir 3 gün geçirmelerini sağlamak. Ben bu projede hem sosyal etkinliklerde hem de bowlingde bulunacağım. Neden bowling diye sorarsanız, bowlingde onlar hiç yaşamadıkları şeyler yaşadık, o mutluluğu gözlerine dokunmak istiyoruz. Projemizde daha önce Kosova'da da yaptığımız gibi burada da birçok alanda başarı imza atacağız. Gerçekten kardeşliğin ve birliğin önemini bir kez daha anladık. Ben durumdan çok mutluyum. Merhaba, ben Fulya Kubur. Bu proje sayesinde farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz ve gerçekten onların kalplerine dokunup bir şeyleri başarabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bizim asıl sloganımız bir çocuk değişir, dünya değişir. Merhaba, ben Serhan Yılgör. Biliyorsunuz ki insan özü gereği hep birlikte olmak ister. Biz de bu birliği soydaşlarımızla olarak kendi gücümüzü arttırmak istedik. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Yani biz amacımızda olduğu gibi yeni dünya düzeninde rolümüzü ve gücümüzü arttırmak için soydaşlarımızla birlik olmak istiyoruz. Farklılıklarımız tabii ki var ama bizim kardeşlik duygusu yanan kalbimiz olduğu sürece bu önemsizdir. Merhaba, ben Ege Erdoğan. Buradaki amacımız Türkmen kardeşlerimize 3 günlük de olsa onlara oradaki durumlarını unutturmak için buradayız. Onların burada güzel vakitler geçirmesini istiyoruz ve burada eğlenmelerini istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Ege, sen bu projenin neresindesin? Ben bowlingdeyim ve berber etkinliğindeyim. Kaç kişiyle çalışacaksın? Ben bir kişiyle. Bütün grup birebir mi çalışıyor? Evet. Yani yakından ilgileneceksiniz. Aynen öyle. Anladım. Thank you.
arkadaşlar. Çok zahmet ettiniz ya. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederiz. Bizimkiler çok heyecanlı. Bir de yoldan çok yorgunlar. Şimdi ben söyleyeyim. Bugün biraz kıdarınıza sıcağım. Evet. Hoş geldiniz. Çok yorgunlar. Oturmaya başladık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kızlar o tarafa olur. Hayır, kızların yanına gideceğiz. Evet, evet, evet. Gel buradan gel. Sarımsa bir yer vardır orada. Motor bir yer var. Bir daha sınıfımız adına, okulumuz adına, memleketimiz adına hoş geldin diyoruz sizlere. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sizleri burada ağırlamaktan, okulum. Sayın Müdürümüz olmak üzere. Hepimiz büyük bir gurur duyuyoruz, büyük bir onur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki hep beraber kardeşiz. Burada hoşça vakit geçirmek adına ilk adımı attık. İlk adım da Bismillah'ı sınıfta yapmak istedik. Bunu sizleri burada görüp bu ışığı yakalamak bizim için çok anlamlıydı. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah birliğimiz daim güzel yaptığımız projelerde ebedi olur. İnşallah. Biz de Kurtar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin Suriye'de olan kültürel olarak öğrencilerim adına, öğrencilerimiz adına, öğretmenlerimiz adına hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Yani ne kadar zahmet ettiniz, ne kadar uğraştınız biliyorum. Onur Hocam sağ olsun bilgilendirdi o konuda. Bizi gerçekten çok mahcup ettiniz. Ama çocuklarımız için bu hayatları boyunca unutamayacakları bir anı olacak. Eminim. O yüzden tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Adım Fulya. Benim de hemen kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Biliyoruz ki Türkler tarihte birçok devlet kurmuş, geniş topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Türk adı sadece bir ulusun değil, siyasi bütünlüğü oluşturan soydaş hakların tamamının adıdır. İçinde bulundukları şartlar da Türkleri hep mücadeleye itmiştir. Şu anda da dünya üzerinde birçok bölgede soydaşlarımız dimdik durarak nöbetlerine devam etmektedir. Bu süreçte Türkiye yardımseverliği ve misafirperverliğiyle tarih yazmaya devam etmektedir. Bizler de kıymetli öğretmenimiz Onur Ongun'un liderliğindeki bu proje sayesinde farklı coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımızla bir ve beraber olmanın değerini kardeşlik ruhuyla yaşamak fırsatını bulduk. Tarihini, kültürünü, değerini bilen Türk gençleri olarak akademik başarının yanında insani özellikleri ön planda gençler olduğumuzu göstermek amacındayız. Buradan ayrılırken kardeşlerimize yüzlerini güldüren sıcacık hikayeler ve kalplerine geleceğe dair umut tohumları bırakmak istiyoruz. Böyle kıymetli bir projeyi bize dahil eden Onur Ongun öğretmenime, emeği geçen tüm yetkililere, Kurtar Derneği Başkanı Çağrı Koç Yiğit'e ve maddi manevi destek veren velilerimize teşekkür eder, kardeşlerime de bir kez daha hoş geldin demek isterim. Ve son olarak Afrin'in ilk şehidi, Şehit Musa Özalkan, ruhun şad olsun. Onur Hocam bana bu projeden ilk bahsettiğinde çok heyecanlandım. Biz çünkü daha önce de birkaç kere Suriye'den arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi Türkiye'ye getirmiştik ama hiç böyle bir okulun davetiyle gelmemiştik. Aslında hani çok olabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Çünkü çok ciddi bir emek istiyor böyle bir hazırlık, böyle bir ağırlama. Ama süreçte gördüm ki sizlerin çabası, hocalarınızın çabası gerçekten takdire şayan. Çok muhteşem bir hazırlık yaptınız ve bu cidden çok çok zor olan proje. Yani ta Suriye'den, savaşın olduğu bölgeden kardeşlerinizi burada ağırlamanız gerçekten kolay değil bunu başarmak. Hazırlıkları çok fazla, arka planda çok fazla şey yapılması gerekiyor. Ama bunların hepsiyle böyle ayrıntısıyla uğraşarak bunu başardınız. O yüzden ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Ve hepinize, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten bu insanlar için, bu kardeşleriniz için, bizler için de çok önemli bir faaliyet, bir proje bu ve bunu da gerçekten inanarak söylüyorum. Ömürleri boyunca unutamayacakları, burada 3 gün geçirecekler, bundan eminim. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Uluslararası İnsani Yardım Derneği 2016 yılında resmi olarak kuruldu. Ve aslında 2011'den beri savaş bölgelerinde yardım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İnsani yardımlarla ilgiliyoruz. Özellikle soydaşlarımızın olduğu savaş bölgelerinde. Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, Kırım'da çalışmalarımız var. Aynı zamanda Türkiye içerisinde çalışmalarımız var. Türkiye içerisindeki çalışmalarımız hep çevreyle ilgili ve kendimizi eğitmekle ilgili. Onlardan bir kısaca bahsedeyim, geri kalanını arkadaşlar anlatacaklar zaten. Türkiye içerisinde biz mesela ağaç dikiyoruz, çöp topluyoruz, sokak hayvanlarını besliyoruz.
Bu son dönemde mesela Ankara'da özellikle sokak hayvanları için iç parazit uygulaması yapıyoruz. Bir taraftan da dernek gönüllülerimizi kendi kişisel gelişimlerini sağlamaları için eğitmeye çalışıyoruz. Mesela kampçılık eğitimleri veriyoruz. Kampa giden var mı aranızda? Hiç kimse gitmiyor mu kampa? Bir kere mi gittin? Belki ileride kurtar gönüllü olsan daha sık gidersin. İşte kampta mesela daha böyle profesyonel nasıl kampçılık yapılır, çevreye zarar vermeden nasıl kamp yapılır bunları öğretiyoruz. Ama tabii dediğim gibi asıl işimiz yurt dışında, savaş bölgelerinde. Çalıştığımız bölgeler maalesef çok acı görmüş bölgeler. O yüzden de bu süreçte birçok şeyle biz de karşılaştık. Bu arkadaşlarınızın da hepsinin hikayeleri çok acıdır diye eminim bundan. Çünkü savaş insanın her zaman keşke olmasaydı diyeceği bir şey. Şu anda mesela bizim burada olduğumuz şu dakikalarda İdlib bölgesinde inanılmaz bir vahşet yaşanıyor. Buna dünya sessiz maalesef. Basın büyük ölçüde sessiz. Ama bizler burada işte şu an mesela mutluyken orada sizin yaşlarınızda, sizden daha küçük çocuklar çok ciddi acılar çekiyorlar. Bunun bilincinde bir gençlik olarak yetişmeniz de bizi gerçekten mutlu ediyor, gururlandırıyor. Çünkü birçok yaşıtınız böyle şeylerle hiç ilgilenmez biliyorsunuz. Onların dertleri farklı. Geleceğe, dünyaya, insanlığa dair hiçbir faydası olmayan işlerle meşguller çoğu arkadaşımız maalesef. Ama sizleri gördükçe biz böyle gururlanıyoruz, mutlu oluyuz. Kurtardan bahsedin mi? Arkadaşlar çember yapıyoruz. Daha hemen 5-5 çember hemen. 5 buraya, 5 buraya. 5 daha 5. Neden burası, neden bowling? Farklılıkları yaratmaya çalışıyoruz, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden şimdi eğlenme vakti diyoruz. Haydi bakalım. Evet, şimdi ne yapalım? Şimdi şu tarafa bakalım. Şimdi Ela Bey, sırayla ben onlara oyun açacağım. Tamam, hadi gelin. Hadi bakalım. Gelin ben. Biraz şurada. Tamam, Muhammed. Muhammed. Tamam bakalım, Muhammed. Sidra, Ahmet, Meliha, Eğit, Şehit. İlk beşi yan yana düşüyorum. Tamam. Ayak numaralarından bir küçüğünü alabilir miyim? Tamam. Şimdi ayak numaralarını sen alalım. 35. Şöyle 34. Tamam. Şimdi halledeceğiz, tamam mı? Sen de ayakkabı numaranı söyle. 38. Sen şimdi bunu elinde tut, beraber şöyle, biraz halledeceğiz. Şöyle, 37. Sen ayakkabı numaranı söyle. 37. Alalım lan gelsin. 37. Sana 37, 33 ver. Tamam oğlum, olmaz. Daha iyi. Sen bir yer tut lan.
Arkadaşlar tanıştığım için çok memnun oldum. Hem de çok sevindim. Çağrı Koçek benim ismim. Kurtar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin başkanıyım. Kurtar Uluslararası İnsani Yardım Derneği 2011 yılından beri savaş bölgelerinde faaliyet gösteren bir dernek. Yoğun olarak Suriye'de, Irak'ta ve Karabağ'da çalışıyoruz. Türkiye içerisinde çalışıyoruz. Bugün Balıkesir'deyiz şu anda. İnanılmaz heyecanlıyız. Mehmet Şeref Eğilme Ortaokulu'nun yürüttüğü Geleceğin Rotası 1 projesi için çocuklarımızla birlikte geldik buraya. Çocuklarımız derken çocuklarımız Suriye'deki kültür merkezlerimizden geliyorlar. Kurtar Şehit Piyade Asubay Çavuş, Musa Özaltan kültürleri. Biliyorsunuz Afrin'de ilk şehit olan askerimizin, Musa'mızın bir vasiyeti vardı bize. Biz de onun vasiyeti üzerine o binayı açtık kültür evine ve oradaki balalarımızı şehidimizin emaneti sayıyoruz. Buradaki hocalarımıza sağ olsunlar bu emaneti sahip çıktılar, bizi davet ettiler buraya. Bugün geldik, daha çok az oldu aslında, yani çok vakit geçirmediler ama inanılmaz mutlular, çok güzel şeyler yaşadılar. Oyunlar oynuyorlar, eğleniyorlar, arkadaşları çok ilgilendi onlarla, inanılmaz güzel hazırlanmışlar sağ olsunlar. Eminim ki önümüzdeki iki günde onlar için çok etkileyici, heyecanlı geçecek ve hayatlarının sonuna kadar unutamayacakları anılarla geri dönecekler. Geleceğin Rotası bir sosyal sorumluluk projesi. Biz bunu aslında bir proje olarak değerlendirmiyoruz. Kardeşlerimizle bir arada olmak zorunluluğu olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Türk olmak, Anadolu olmak, birlikte olmak anlamına gelir. Yeni dünya düzenindeki bütün hedeflerde yerinizi alabilmek istiyorsanız gençlere
geleceğe oynamanız gerekir. Ve biz doğru adımlar attık adına, kardeşlik adına ne kadar yakınsak o kadar güçlü yüzü savunduk ve geleceğin ortası bir projesini böyle oluşturduk. Proje dememin nedenlerinden biri de aslında bir kardeşlik temasıydı. Balıkesir'imiz bugün 10 Türkmen evladını ağırlıyor. Bu 10 Türkmen evladıyla birlikte buradaki çocuklarımız, 41 öğrencimizle birlikte projemiz, çalışmamız devam edecek. 41 öğrencimizin içerisinde 41 tane velimiz ve bir o kadar da destekçimiz var. Biz şunu şöyle düşünüyoruz. Bu çocukların içerisinden hangisi, acaba hangileri dünyayı değiştirebilir? Neler yapabilir? Bunun cevabını almak için bir adım, bir adım, bir adım atmaya çalışıyoruz. Anadolu, Türkiye ve bunların bütün istekleri bu yönde. Bütün çalışmalarımız da bu amaçlar etrafında. Şehitlerimize ve şehitlerimizin bize emanetlerine, şehit Musa'nın emanetine sahip çıkmak adına, ülkemiz adına, Türk Devleti adına daha güçlü, daha güzel yarınlar için Balıkesir'in merkezinde çocuklara sadece akademik değil, sosyal sorumluluklarla da nasıl başarılı olabileceğini, dünyayı nasıl değiştirilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz.